CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ortak isim olursam neden olmasın dedi. Bu mesaj kimeydi? Millet İttifakı'nın geleceği nasıl etkilenir? Konuşmaya devam ediyoruz. Melik Bey, bu noktadan sizinle devam edelim. Sizce HDP Kemal Kılıçdaroğlu'na destek olur mu ya da kendisi mi aday çıkarır? Yani şöyle, eğer Kemal Bey aday olursa ben HDP Kemal Bey ismini çok itiraz etmez, benim tahminim. Neden? Ama hani Kemal Bey'in aday olabilirliği ihtimali bence düşük. Yani biz çok düşük bir ihtimal üzerinden konuşuyoruz. Yani bence olmayacak da hani yine de matematik olarak eğer bir ihtimal vereceksek çok düşük bir ihtimal. Fakat hani HDP itiraz etmez. Ama sonuç itibariyle mesela hani Saadet Partisi'nden oy alır mı? Çok emin değilim. İyi Parti'nin hepsi oy verir mi? Ondan çok emin değilim. Yani CHP oyları dışında üzerine oy koyabilecek bir aday mı Kılıçdaroğlu? Ben ondan çok emin değilim. O yüzden de yani Kemal Bey'in bir çatı adaylığı ihtimali çok çok düşük. Ancak her parti kendi adayı gösterirse o zaman belki Kemal Bey hani partisinin zorlamasıyla bir ihtimal ama o da düşük. Çünkü sonuç itibariyle ikinci tura kalınca yani eğer her parti kendi adayını koyacaksa burada hesap tamamen işi ikinci tura bırakmak. İkinci tura bırakacaksak da ikinci tur içinde Kılıçdaroğlu ideal bir aday değil ikinci tur için. O yüzden de Kılıçdaroğlu'nun adaylığı o anlamda çok düşük bir ihtimal. Yani ben öyle olduğunu düşünmüyorum ama her ne kadar Bülent Bey itiraz etse de ben bir çatı aday üzerinde konuşulursa çatı adaya karar verilirse o çatı adayın biraz daha böyle merkez sağdan bir isim olacağını. Çünkü mesela Bülent Bey diyor ki işte yerel seçimde bir oy kurdu ve başarılı. Doğru. Yani Mansur Yavaş CHP ile çok örtüşen bir aday değil. CHP'li değil. Yani eski MHP'li. Ekrem İmamoğlu merkez sağdan gelme, evet ilçe başkanlığı falan yapmış ama sonuçta merkez sağdan gelme. Muhittin Böcek Antalya, keza yine Öyle. Anavatan Partisi kökenli. Yani CHP bunu yerel seçimde modelledi ve modellediğinde de merkez sağdan oy alabilecek isimlerin daha muhtemel olduğunu düşünmeye başladı. Özellikle Kemal Bey'in kafasında o var. Yani İşte bir CHP'li adayın alabileceği en fazla oy Muharrem İnce'nin aldığı %30'dur. Daha fazla değildir. Niye bunu söylüyorum? Çünkü yerel seçimlerde İstanbul için tartışmalar devam ederken Muharrem İnce ismi ortaya atıldığında Kemal Bey'in Muharrem İnce'nin alıp alabileceği en yüksek oy bu kadardır. Bize merkez sağdan işte milliyetçi oylardan oy getirebilecek biri lazım. O yüzden de ideal isim bu değil. Mesela Gürsel Tekin'i de istemedi. Sıcak bakmadı. Oysa Gürsel Tekin çok başarılı bir siyasetçi. Yani ama CHP profilinde başarılı bir siyasetçi. Fakat hani CHP profili yetmiyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı seçiminden de bu hesap üzerinden gideceklerini düşünüyorum. O yüzden de Kemal Bey'in adaylığı çok yani muhtemel ama mümkün değil. Peki Yani olasılık olarak evet. Ama bence mümkün değil. akıllara gelen bir soru daha var Melik Bey. Şimdi İmamoğlu, Yavaşgül gibi isimler anılıyor. Biz de burada programlarda konuşuyoruz. Acaba bu tür tartışmaların önünü kesmek için de bu mesajı yanıtı vermiş olabilir mi? Yani böyle bir strateji izliyor da olabilir mi? Bence şöyle bir şey. Birincisi şu. Şimdi bir genel başkanın iddiası yoksa o ciddi bir sorundur. Ve Kemal Bey daha önce bu tür tartışmalara muhatap oldu. Yani hem işte Muharrem İnce'nin sert eleştirisi, hem AK Parti'nin eleştirisi, Erdoğan birkaç kere grup toplantısında madem öyle sen niye aday olmuyorsun, hadi aday ol dedi. Dolayısıyla bu anlamda sürekli bu sorularla bir tartışma konusu ve bir muhataplık meselesi vardı. Ve sıkışıyordu. Şimdi bu sıkışıklığı ortadan kaldırmanın en doğru yolu bu. Bu yani böyle bir cevapla siz bu sıkışmışlığı ve bu tartışmaları ortadan kaldırırsınız. İkincisi de bunu yaparak erken bir yarışa girme olasılığına karşı yani İmamoğlu, Mansur Yavaş gibi isimler üzerinden biliyorsunuz bir yandan tartışma devam ediyor.
Hatta İmamoğlu biraz da Cumhurbaşkanı adayından işin erken PR'a başladı. Yani işte kitap yazmalar, Muharrem İnce bir canlı yayında ben yeniden aday olabilirim derken işte başdanışman Necati Özkan'ın dündünde kaldı, mekan yeni sahibi var demesi. Yani İmamoğlu erkenden bir PR'a başladı ve gönlünden yatan aslanı hepimiz biliyoruz. Mansur Yavaş ismi çok konuşuldu ve ikisi üzerinden bir tartışma da var. Anketlerde de mesela iki isim soruluyor. Mansur Yavaş mı, işte Ekrem İmamoğlu mu? Şimdi Kemal Bey böyle bir hamleyle aslında iki ismin tartıştırılarak bir işte şurada bir gedik açmanın da önüne geçti aslında. Yani iki şeyi yaptı. Yani her ne kadar hani kafasında kendi adaylığı olmasa da bununla bence bir ön aldı ve o tartışmaları bitirdi. Ama biter mi bu tartışma? Bana göre bitmez. Niye? Çünkü Kemal Bey'in adaylık ihtimalinin az olduğunu herkes biliyor. Yani biz mesela birlikte göreceğiz. Yeniden anketler yapılsın. Yeniden anketlerde İmamoğlu ve Mansur Yavaş yine önde çıkacak. Dolayısıyla çünkü Kemal Bey aday olmayacağını kendi tabanı da iyi biliyor. Yani o yüzden de hani iki şey yaptı. Bir, kendi üzerindeki o baskıyı ortadan kaldırmak, ya bir genel başkan nasıl iddia sahibi olmaz? Bu soruyu kendi partisinde de soruyorlar ona. Yani orada da muhatap oluyor sorularla. Muhalefette de yani diğer ortaklarda da bir muhataplık var. AK Parti ve MHP de bu soruyu soruyor. Madem öyle hani niye iddia sahibi değilsin diye. Şimdi bunu da ortadan kaldırmaya çalışıyor. Ama yani ortadan kalkar mı? Kalkmaz. Bakın biz tartışıyoruz. Demek ki bu tartışma çok ortadan kalkacak gibi görünmüyor. Peki Melik Bey, şimdi İmamoğlu ve Yavaş arasında işte süren bu onların ismi üzerinden devam eden tartışmanın da önünü kesmek istemiştir. Hani sebeplerden biri de bu dediniz. Bunun bir zararı mı var isimlerin geçiyor, tartışılıyor, konuşuluyor olmasının ki? Tabii bunu ki. Bunu engellemeyi istesin. Tabii ki yani iki açıdan sorun o. Bir, siz İstanbul'la Ankara adaylarını böyle bir yarışa sokarak partide bir ikilik bir tartışma, bir kavga ortamı çıkabilir. İkincisi de bu isimler bu işe odaklanırsa belediye başkanlığı yapamayacak. Dolayısıyla yerel seçimde başarısız olan bir partiye Cumhurbaşkanı seçiminde niye oy verirsin? Yani o yüzden Kemal Bey mesela ısrarla diyor ki önceliğiniz sizin kendi işiniz. Belediye seçimidir. Oraya odaklanın diyor. Şimdi üçüncüsü de tabii şöyle bir ihtimal de var. Onu da göz ardı etmemek lazım Semih Hanım. Şimdi mesela Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu potansiyel aday, evet. Anketlerde soruluyor, evet. İşte Erdoğan'a en yakın isim çıkıyor İmamoğlu. Gerçi öyle Erdoğan hala 2-3'e katlıyor ama sonuç itibariyle en yakın isim İmamoğlu sıralamaya baktığımızda. Şimdi İmamoğlu ya da Mansur Yavaş'ın adaylığı konusunda şöyle bir sorun da var. Belediye meclis üyeliğinin çoğunluğu Cumhur İttifakı'nda. Hem İstanbul hem Ankara'da. Evet. Dolayısıyla bunun hesabını da iyi yapmak zorundasınız. Yani siz onlardan birini aday gösterdiğiniz anda İstanbul'u ve Ankara'yı kaybediyorsunuz. Yani İmamoğlu'nu gösterecekseniz İstanbul'u kaybediyorsunuz. Ankara'yı gösterecekseniz, siz Mansur Yavaş'ı gösterecekseniz Ankara'yı kaybedeceksiniz. O yüzden de hesabınızı iyi yapmak zorundasınız. Yani bunu riske edebilecek bir hesap lazım. Yoksa siz Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olma ihtimaliniz çok yüksek. Peki. Bülent Bey, isimler üzerinden gidecek olursak Yavaş, İmamoğlu, Abdullah Gül, sizin acaba görüşünüz ne bu konuyla ilgili? Gösterilir mi aday ya da kim olur? Buradan da Karadeniz'e geçelim daha sonra. Ya, biz Cumhurbaşkanı'nın halk oyuyla seçilmesi sistemine geçtikten sonra Recep Tayyip Erdoğan her girdiği seçimde %51-52 bandında oylar aldı. Yani baktığınız zaman karşısında işte %48'lik bir muhalefet bloku var. Yani bu çok eleştirilen Ekmelettin İhsanoğlu aday olduğunda da aynı oyları aldı. İşte sonraki seçimlerde de aynı oyları aldı.
Demek ki Recep Tayyip Erdoğan aday olduğunda ona oy vermeyecek bir seçmen tabanı da var. Yani bir bloklaşmış bir seçmen tabanı da var. Burada Millet İttifakı şuna bakacaktır. Bu bloklaşmayı ortadan kaldıracak, kıracak aday kim olabilir? Ona bakacaktır. Eğer bu bloklaşmayı değiştirecek, bu denklemi değiştirecek kişi konuşulan kişilerden hangisi ise onu muhtemelen aday göstereceklerdir. Ama sonuçta geldiğimiz noktada Kemal Bey aday olduğunda işte bir kez o blokun yani seçim ikinci tura taşınırsa %48'lik, %49'luk zaten oluşmuş bir taban var. Yani bu taban, hani bugün için söylemiyorum, geçmişten gelen, geçmişte yapılan bütün seçimlerde ortaya çıkan tablo üzerinden söylüyorum. Ya yani şimdi işte çıkan anketlere baktığımız zaman mevcut iktidarın gücünün azaldığı, mevcut oylarının bir kısmını kaybettikleri ama seçmenin bir yere kanalize olmadığı, kararsız bir şekilde durduğu, sonuçta bu kararsız kitlenin oylarıyla Cumhurbaşkanlığı seçimi belirlenmiş olacak. İşte bu kararsız kitleyi kim kendisi kendi tarafına çekerse seçimi de o alacaktır. Şimdiden 2 yıl sonra yapılacak, yani normal zamanda yapıldığı zaman 2 yıl sonra yapılacak bir seçimle ilgili şimdiden bir projeksiyon ortaya koymak çok doğru değil. Melih Bey'e katılıyorum. Kemal Bey parti içerisinde farklı Cumhurbaşkanlığı adaylarının tartışılmasının önüne geçmek için de böyle bir şeyi ortaya atmış olabilir. Bu da aslında bakarsanız doğru bir şeydir. Yani herkes kendi görevini yapsın. Buranın lideri benim, genel başkanı benim. Eğer bunu konuşacaksa ben konuşurum. Sizler görevinizi yapın demiştir. Yani üstü kapalı olarak böyle bir mesaj da vermiş olabilir. Bence eğer böyle bir mesaj vermişse de doğru bir mesajdır. Sonuçta mevcut belediye başkanları, isimleri geçen mevcut belediye başkanları seçmen onlara bir görev verdi. Verdikleri görev de işte Ankara'ya, İstanbul'a hizmet etmek. Onların öncelikli görevi bu hizmetlerini yerine getirmek. Böyle bir daha henüz ortada bir seçim yokken bu tartışmaların içine girmek, partiyi de bu tartışmalar içine sokmak çok doğru değil. Partinin yapması gereken şey kendini iktidara hazırlamaktır. Bunu yapması lazım. Kemal Bey bu tartışmaları bitirmiştir. Yani sonuçta ben de aday olabilirim dediği noktada başka adayların, parti içerisinde başka adayların konuşulmasını, onların konuşmasının da önüne geçmiştir. Doğru bir tavırdır. Bence siyaset de zaten böyle bir şeydir. Zamanlama olarak baktığınız zaman doğru bir hamle yapmıştır. Kemal Bey aday olursa işte HDP tabanı oy verir mi, milliyetçi tabanına sahip olan İyi Parti tabanından oy alır mı, Saadet Partisi'nden oy alır mı? Ben doğrusu 2018 seçimlerinde Saadet Partisi Millet İttifakı'nın içindeyken, kendi adayları Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday listelerindeyken acaba Saadet Partisi tabanının ne kadarı kendi adaylarına oy vermiştir, ne kadarı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vermiştir? Doğrusu böyle bir ölçümleme yapmadığım için bilmiyorum. Çünkü Saadet Partisi'nin almış olduğu oyla o dönemde Sayın Karamollaoğlu'nun aldığı oy arasında çok ciddi bir fark vardı. Ama aradaki oyun kime gittiği, doğrusu böyle bir ölçümleme varsa da ben bilmiyorum, kime gittiğini bilmiyorum. Yani bu her zaman olabilir. Seçmen tabanı işte şu adayı destekliyoruz deyince o seçmen tabanı blok olarak oraya doğru kaymış değil. Yani bunu MHP tabanı açısından da söyleyebiliriz. Yani MHP tabanı biz Cumhur İttifakı'nda işte Sayın Erdoğan'ı destekliyoruz deyince bütün taban olduğu gibi oraya kaymıyor. O tabanda da bir takım değişiklikler oluyor ki bunu seçim sonuçlarına baktığınız zaman, iki partinin toplam oyuna baktığınız zaman Cumhurbaşkanı'nın aldığı oyla kıyasladığınızda da bu net bir şekilde ortaya çıkıyor. O yüzden ya bunun üzerinden bir akıl yürütmek çok bizi doğru bir sonuca götürmeyecektir. Ama sonuçta Cumhurbaşkanı adayı, Millet İttifakı kimi aday gösterecek, nasıl bir adaylaşma olacak, her parti kendi adayını mı gösterecek, işte her parti kendi adayını gösterirse o zaman çatı aday ortadan kalktığı için Cumhuriyet Halk Partisi ikinci tura kalma ihtimali en yüksek parti olarak kimi gösterecektir? Bunların hepsi bence o gün
Bunlar netleştiği zaman konuşulacak şeylerdir. Yani şu an bunu konuşmak bizi çok yanlış bir yere götürür.